Herkese merhaba arkadaşlar, ben Şafak Baykal. Bu videom bu sefer SEO üzerine değil, WordPress üzerine. Size bu videomda WordPress bir temamız var. Logistik sistem. Bunu nasıl kuracağız, nasıl eklentilerini aktif edeceğiz, demo içeriğini nasıl atacağız ve bu demo içerik üzerinde nasıl değişiklikler yapacağız, bunları anlatacağım arkadaşlar. Bu değişiklikler çok detaylı olmayacak, basit, işinize yarayacak ama daha gelişmiş değişiklikleri yapabilmeniz için de önünüze ışık olacak detaylardır. İlk önce temayı nasıl atacağız? Temayı iki şekilde atabiliriz arkadaşlar. FTP'den atabiliriz veya webadmin paneli içerisine atabiliriz. Ben bu videoda webadmin paneli içerisine atmayı göstereceğim. Daha sonra FTP'den nasıl atacağımızı da ayrıca bir video çekeceğim. Görünüm kısmından temalara geldiğinizde şu an yüklü olan temalarınız karşınıza çıkar. Standart olarak WordPress'in kurmuş olduğu 3 tema 2019, 2017, 2020 temaları karşımızda. Ben şu an bu video için demo web sitesi.com'u yeni açtım. Bütün her şey sıfır. Temalar standart gelen temalar. Akismet standart gelen, sadece etkinleştirdim. Bunu muhakkak etkinleştirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Çünkü WordPress'te çok fazla spam yorum gelebiliyor. Spam'a maruz kalmamanız için, bu tarz eylemlerden zarar görmemeniz için Akismet güvenilir bir eklentidir. Görünümden temalara gelip yeni ekle dediğiniz zaman karşınıza WordPress'in ücretsiz size sunmuş olduğu tema örnekleri gelir. Bizim kuracağımız tema burada yok, çünkü ücretsiz bir tema değil. Kendim de elementsenvato.com'dan indirdim. Ücretli bir tema. Siz eğer bu temayı temin etmek isterseniz Temforest'tan görelim hem de ne kadarmış. Temanın bir de orada demosunu size göstermek istiyorum aslında. Lojistik, doğru yazdık değil mi? Lojistik. Tabii bununla ilgili ayrım yapmadım burada WordPress diye. Lojistik WordPress tam 59 dolar. Ön izleme diyelim birebir. Zaten satın alınmış halde bizde. Bize firmanın sunmuş olduğu örnek bu şekilde arkadaşlar. Büyük bir slide. Nakliye ile ilgili, taşımacılıkla ilgili. Altında ücretler, özellikleri, tanıtım kısımları, planlar. Bunları sadece nakliye firmaları değil, kargo, kurye firmaları için de kullanabilecek güzel bir tema olduğunu düşünüyorum. Ne tarz taşımacılıklar, nereden nereye taşımacılık yapıldığında, kimler, takım arkadaşı, yönetici kısmında kimler var, bugüne kadar neler yaptılar, ücretleri ve müşteri yorumları ve tabii ki bülten kaydı gibi. Şimdi bu temamızı kuralım. Tema ekle dedikten sonra burada tema yükle karşınıza çıkar ve dosya seç. Bunu iki şekilde yapabiliriz. Dosya seç deyip klasörümüzü seçip temayı atabiliriz. Aynen bu şekilde. Veya F5 diyeyim. Yine tema yükle. Klasörümüzden temayı sürükleyip bırakmak suretiyle de yükleyebiliriz. Temayı hemen yükle dedim. Burada yüzde saymaya başlıyor. %100'e kadar gelecek. Temanın mağaza özelliği de var. Buradan WooCommerce'la eğer satacağınız bir hizmet varsa nakliye ile ilgili bu alanda kullanabilirsiniz. Veya bir kurye şirketiyseniz anlaşmalarla ilgili veya bir desi, iki desi, motorlu kurye gibi seçeneklerin ücretlerini buradan yayınlayabilirsiniz. Benim düşündüğüm gibi işte kamyon taşıma,
vesaire şeklinde koymuşlar kargo taşımacılık. Blok seçeneği var. Liste şeklinde veya standart, sink, tek, post, grid şekilleri. Blok list bu şekilde bir blok sayfası oluşturacağız biz de. Temamız %44'te. Farklı dil seçenekleri koyabiliyorsunuz. Bu temada İngilizce, Türkçe, Arapça, Almanca, Rusça, hangi ülkelere hizmet veriyorsanız, hangi dillere hizmet veriyorsanız bunların hepsini koyabiliyorsunuz. Biraz beklememiz gerekiyor. Temamızın kurulması bitiyor. 100'e kadar saydı. Şu an tam yükleniyor. Temamızı buradan direkt etkinleştir diyerek zaten biz bu sitemizde bu temayı kullanacağız ve etkinleştirdik. Size önerim naçizane. Lojistik temasını kullanıyoruz şu an veya daha başka tema, e-ticaret kullanıyorsanız kendi temanızda. Kurduktan sonra kullanmayacağınız temalar güvenlik zafiyeti oluşturmaması için kaldırmanızı öneriyorum. Sadece bir tane fazladan tema bırakın. Bunun da sebebi ileride yarın bir gün tema ile ilgili bir sorun yaşadığınızda veya herhangi bir eklenti ile ilgili bir sorun yaşadığınızda WordPress beyaz ekran geldiğinde veya sitenize giremediğinizde, admin panelinize giremediğinizde FTP'den bu temayı pasifize edip rahatlıkla içine girip değişiklik yapıp en azından siteyi geçici bir süre bakım aşamasını alabilmeniz için bir temanın daha var olması sizin faydanız olacaktır. Bundan dolayı daima iki tane temanız olsun. Biri pasif tema, diğeri de aktif olarak kullanmış olduğunuz tema. Şu an bu temanın kurulması gereken eklentileri ve pluginleri mevcut. Hemen buradan eklentilerini yükleme sayfasına gidelim. Tümünü seçip install diyoruz arkadaşlar. Tek tek uğraşmanıza gerek yok. Tek bir kere de tamamını yükleyebilirsiniz. Kontakt formu yüklüyoruz. Mailchimp kullanırsınız arkadaşlar. Çok güzel bir uygulamadır. Ücretli ve ücretsiz kısımları var. Buradan müşterilerinize bültenler yollayabilirsiniz. Aylık bültenler, haftalık bültenler. Tabi KVKK kapsamında izin alarak size yetki veren, izin veren müşterilerinize mail atarak kampanyalarınızdan haberdar edebilirsiniz. Yeni hizmetlerinizden haberdar edebilirsiniz. Veya onların ilgi duyacağı içerikler üretmişseniz onlarla ilgili bilgiler ve verecek mailler atabilirsiniz. Toplu mail için oldukça tavsiye edilen, benim de tavsiye edeceğim eklentilerden, uygulamalardan bir tanesi. Demo Import plugin'imiz de kuruldu. Revelation Slider şu an benim piyasada gördüğüm en güzel, en kullanışlı slider eklentilerinden bir tanesi. WooCommerce Visual Composer kullanıyormuş düzenlemeler için. WooCommerce'ı da yükledikten sonra kontak form Türkçe çeviri, Mailchimp Türkçe çeviri, WooCommerce Türkçe çeviri. Buradan ana sayfaya geri dön diyoruz. Şu an ana sayfamdayız. Fakat eklentilerimiz yüklendi, aktif değiller. Bunların hepsini aktif etmemiz lazım. Eklentilerden yüklü eklentilere geliyoruz. O, hepsini etkinleştirmiş otomatik. Çoğunlukla arkadaşlar etkin olmayan yani bir tanesini etkisizleştireyim. Çoğu temayı kurduğunuzda bu eklentiler size aktif etkinleşmiş olarak gelmezler. Göreceğiniz şekil bu şekildir. Bunları sizin etkinleştir demeniz lazım. Burada çok fazla etkisiz olduğu zaman toplu seçip etkinleştir diyebilirsiniz.
Şu an bizim bir tane olduğu için sadece onu etkinleştireceğiz. Ve bütün temamız ve bütün eklentilerimiz şu an aktif. Temamızın demosunu içeri aktarmak için görünümden, hatta direkt ana sayfaya gelelim burada arkadaşlar. Görünüm sekmesinde Import Demo Data kısmı bulunmakta. Çoğunlukla temaların demoları burada yer alır. Eğer burada yer almıyorsa kendi özel eklentileri gelir. Bu kısımda sol tarafta onu görebilirsiniz veya temanın kendine özel bir dashboard'u, kendine özel bir ayarlar kısmı var ise orada bir demo import kısmı muhakkak vardır. Eğer hiçbiri yoksa bütün her şey için almış olduğunuz editleri de geri atmak için ve demo içerikleri de atabilmek için araçlardan içe aktar kısmı mevcuttur. Bu içe aktarda WordPress kısmını hemen yükle diyerek aktif edebilir. Ayrıca burada da one click demo import yedek olarak koymuşlar. Ben bunların var olmadığını varsayarak, hiçbir şey yok, demoyu nasıl atacaksınız? İçe aktarıcıyı çalıştır dediğimizde biraz internet burada yavaş, herkes evde. Buradan demo contact XML. Sizin için buraya atabilmeniz için WXR veya XML dosyası edinmeniz lazım. Bu XML dosyasını aç deyip içeri aktardıktan sonra bütün demo içeriğiniz gelir. Fakat biz var olduğu için en sağlam yöntem import demo data diyoruz. Ve import demo data buradan tek tıkla. Eğer burası hata verirse switch to onel import kısmını yeni sekmede göstereyim size. Buraya açıyoruz. Bu lojistik temasına özel. Her temada farklı olabilir arkadaşlar. Her temada farklıdır zaten. Benzerler olabilir sadece. Şu an burada tek tıkla bütün demo datayı attı. Atmasaydı, hata verseydi manuel olarak buradan choose XML file for content import XML dosyasını koyacak seçiniz diyor. VA veya JSON widget dosyasını. Burada VA uzantılı dosyamız var. Ve son olarak da .dot dosyasını isteyecek. Peki biz buraya 3 dosya koyuyoruz. Fakat burada 4 tane dosya var. Arkadaşlar bu slider'ın dosyası. Data'da seçelim. Burada import demo data dediğimiz anda az önce atmış olduğumuz demo içeriği orada hata verdiğinde buradan içeri atacak ve herhangi bir hata almazsınız. Slider için slider revelation'a giriyoruz. Ve burası da olmayacağı için manuel import click to dediğimizde slider bir seçip aç dediğimizde ki şu an ben tekrar import ediyorum. Tekrar içeri dosyaya attı. Farklı bir isim verdi mecburen. Peki şu an sitemiz halinde siteyi görüntüleyelim. Sitemiz tam olarak bu görünümde. Fakat bizim istediğimiz görünüm bu değil. Bizim gördüğümüz bu blok görünümü. Bizim istediğimiz görünüm ise bu. Nerede hata var? Hemen bakalım. Tema özelleştir. Ana sayfa ayarlarında herhangi bir sayfa seçili değil. Bu yüzden yazı sayfası seçili.
Ve biz burada bundan dolayı sadece blok yazılığını görüyoruz. Biz buradan 11 yayınla dediğimizde Ctrl F5 yayınlanmış yazısı geldikten sonra temamıza kontrol ediyoruz. Evet. Slide hariç bütün içerik artık bizim demomuzda yer alıyor. O zaman bunu kapatalım. Edit diyelim. Neden slide'ımız gelmedi? Bu edit yani düzen sayfa yapıcıyı düzenle dediğimizde ana sayfamız Home 1'e. Bu arada eğer istiyorsanız Home 2, Home 3, Home 4, Home 5 seçenekler var. Bunlara bakarak hangisini beğeniyorsanız onu da aktif edebilirsiniz. Aktif edeceğiniz yer burada. Burada kalkıp Home 5 dediğinizde şu an gördüğünüz Home 2 ana sayfa, ikinci ana sayfanın örneği. Ben beşincisini aktif ediyorum. 15. 15 de bu şekildeymiş. Hangisini arzu ediyorsanız. Ben Home 1'i yani standart olanı tercih edeceğim. Evet. Bu karantinada internet artık bayağı yavaşladı son dönemlerde. Kullana arkadaşlar kusura bakmayın internet yavaş derken internet bağlantı problemi varmış. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. Sayfamız açıldı. Düzenleme sayfamız. Bu VP Bakery ile düzenlenmiş yapılmış bir site. Düzenlemelerimizi de buradan yapacağız. Sitemizin ana sayfası bu şekildeydi. Bizim beğendiğimiz temada, bizim beğendiğimiz demoda bu böyle bir slide sorunu yoktu. Hemen buradan Revelation slider'ı tıkladığımızda karşımıza slide yüklü olan slide'lar geliyor. Burada slider 1'i seçip Save, Close ardından Update, Güncelle dediğimizde zaten hemen ön izlem olarak da geldi. Ve sitemizde tekrar Ctrl F5 yaptığımızda slide'ın da geldiğini göreceğiz biraz sonra. Ve slide'ımız geldi. Şimdi buradaki değişiklikleri yapmadan önce burada yapmamız gereken bir takım değişiklikler var arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Biraz yapısal değişiklikler bunlar genel olarak. Şurada gördüğünüz gibi blog tire bir başka WordPress sitesi yazıyor. Site kimliği kısmımız bu bir başka WordPress sitesinin ön tarafında yazacak olan yazı. Burada blog yerine Logitix yazacağım ben. Siz buradan normalde ne taşımacılığıysa işte Ahmet taşımacılık, Mehmet taşımacılık, evden eve nakliyat, işte Şafak Kargo, ne ise o firmanızın ismini yazacaksınız. Bu bir başka WordPress sitesi kısmını ise çözümünü hosting firmanızda VP WordPress kurduğunuz ekranda size ilk alt yazı gelmişti. Birincisi benim blog, ikincisi bir başka WordPress sitesi. O bir başka WordPress sitesini oradan silebilir, slogan yazabilirsiniz, telefon numarası yazabilirsiniz. Onu da şöyle izah edeyim. Ben NATO kullanıyorum. NATO deyince artık direkt beni SSL'e atıyor. Giriş yapalım. NATO beni bu kadar sevme. Benim hostingim
bir sınırsız bir hosting paketi. Birçok web sitem bunun içerisinde. Pardon. Hemen şuradan web application'larıma geleyim. Daha önce bir şey için aratmıştım. Burası. Şuradan detayları gör, düzenle dediğimizde. Hatta burada da diğerlerinden, diğer sitelerinden ayırt etmek için. Şurası. Bir başka WordPress sitesi yerine 0 işte 212 numaranız ne ise veya her zaman en doğru adres. Muhakkak bunu birileri kullanıyordur ama inşallah telif yemeyiz. Biz dağıtım amaçlı yazıyoruz bunları. Hepsini kaydet dedik. Yaptı mı? Yapmış. Sıkıntı yok. Şimdi bakalım buradan da bir kontrolümüzü yapalım. Her zaman en doğru adres. Burada site kimliğimizi ön tarafını düzelttik. Menü seçimlerinizi yapabilirsiniz. Daha henüz menü oluşturmadık. Hazır içinde var olan menü. Bottom menü şu anki yukarıdaki standart menü. Header menüleri var. Bileşenler kısmı footer dediğimiz yani sitenin şu en alt kısmıyla alakalı olan. Burada ne yazacak? Burada en son yazılınız iletişimi Instagram olacak veya olmayacak. Burada metin kısmında sizin tanıtım yazınız. Discover more. Şunu şöyle alayım. Şuradan tıklandığında bir hakkımızda sayfasına burada yönlendirme var. İkinci tarafa geldiğimizde bir boşluk bırakılmış. Arkasından son yazılar. Kaç tane gözükecek? 2. Dizaynı bozmamak için 2 doğru. Hangi kategoride olacaksa kategori seçebilirsiniz. Burada yayınla dediğinizde şu an şuraya beklememiz lazım. Biraz acele ettiğim söylenebilir. Son yazılar geldi. Bu iletişim kısmımız kontra aks yani iletişim. Ben herhangi bir yer diyeceğim. Info at demo web site kusura bakmayın ter.com. Burada fon mobil normal yazıyor. İşte 0212 30 30 koyacağım ben. Çalışma saatleriniz varsa 09 18 gibi. İkonlara pek dokunmanızı tavsiye etmiyorum. Zaten güzel ikonlar konulmuş. Yayınla dedikten sonra bizim burada görmüş olduğunuz kontak as altındaki kanada adrese mail adresi ve telefon numaramız değişecek. Yine kontrol F5 yaptığımızda gördüğünüz gibi herhangi bir yer mail adresi, telefon numarası ve çalışma saati geldi. Instagram
Resimlerinizi eğer burada göstermek istiyorsanız Instagram hesabınızı buraya koyabilirsiniz. İsmini kaç tane olacak, kaç sırayla gelecek gibi. Tabi bununla ilgili her zaman çalışmayabiliyor, sıkıntı çıkabiliyor. Instagram'dan izin vermek de gerekebiliyor bazen. Özellikle eğer gizli hesaplanıyorsanız bu sıkıntıları yaşamanız olasıdır. Bir de şu var. Genelde bu tarz eklentiler geçmişteki resimleri değil, bu saatten sonra koyacağınız resimleri burada yayınlayabiliyorlar. Şimdi de gelmedi. Genel olarak bu sıkıntılı bir durumdu. Daha detaylı bakmak lazım. Şu an bu eğitimde bunlara detaylı bakmayacağım. Genel opsiyonlar. Bu renk şuraya görüyorsunuz. Turuncu. Atıyorum turuncuyu sevmiyorsunuz. Müşteriniz mavi istedi. Mavi yaptık. Yayında dedik. Favicon dediğimiz şuradaki ikondur. Oraya hangi resim gelecek ise onu seçip buraya kaldır deyip görsel seç dediğinizde buraya o resmi koymanız lazım. Preloader'a dokunmayın. Header site koyu renk mi olacak, gri tonlu mu olacak, beyaz mı olacak? Bu tema için birçok şey denedim. Genel olarak standart ayarlar bu temaların en uyumlu olduğu halde pek değiştirmenizi açıkçası önermiyorum arkadaşlar. Bunların hepsi yapısal, responsif ve yapısal değişiklikler. Buralarda eğer çok detaylı bir bilginiz yoksa ve mecbur değilseniz buralarda bu tipografide özellikle ve diğer alanlarda çok fazla değişiklikler yapmayın. Yaptığınız değişiklikleri de muhakkak bir şekilde not alın. Burada header dediğimiz yani üst kısımda bir background rengi mesela şu an bu renk seçili. Sarı, mor, işte pembe, kırmızı, istediğiniz herhangi bir renk yapabilirsiniz. Bu rengi yapmanın riski şudur. Logonuz bu şekilde JPEG bir resimse, PNG arkası alınmış bir PNG resim değilse logonuz, arkası beyaz olarak gözükecek. Bu da çoğunlukla çirkin oluyor. Temizle deyip en güzeli kırık beyaz diye tabir ettiğimiz bu renk en güzeli. Logonuzu buradan değiştiriyorsunuz. Logo kısmından görseli değiştir dediğim anda bir görsel seçimisi. Logo imaj retina daha çok mobiller için. Menünün link rengi, stili işte eğer sitenizde bir e-ticaret yapmayacaksanız, bir ürün satmayacaksanız kart ikonunu buradan kaldırın. Bu kart ikonu dediğimiz sepet kısmı oluyor. Bundan sonra sepet kısmı web sitenizde artık görünmeyecek. Tabii menüden de shop sayfalarını kaldırmanız gerekiyor. Peki sayfada nasıl bir değişiklik, sayfada değişikliği nasıl yapacağız? Daha önce burayı göstermiştim size. Slider haricindeki burada bütün her yerde üzerine geldiğinizde bir değişiklik yapabiliriz. İkon box. Bu ikonun değişiklik yapabilmesi için kaleme tıkladığınız zaman ikonun solda mı olacağı, sağda mı olacağı, ne fontu olacağı, imaj mı olacak, background nasıl olacak, yüksekliği nasıl olacak, yuvarlak mı, kare mi, piksel mi, bütün hepsini buradan seçebilirsiniz. Bir de ikonun
kendisini de buradan değiştirmeniz mümkündür. İstediğiniz bir ikonu buradan koyabilirsiniz. Aynı şeyler soldaki ve sağdaki taraf için de geçerli. Yazılarını değiştirmek istediğinizde burada da content kısmı var. Bu bir deneme yazısıdır. H3, H2, H1 nasıl kullanacaksınız? H3 kısmı şu yukarıda görmüş olduğunuz kısımdır arkadaşlar. Content nasıl bir font kullanacak? Hangi mesela buradan herhangi bir font A ve Z'yi tercih edelim. Font yüksekleri, fontun kalınlıkları ve pardon, bu content dediğimiz kısım arkadaşlar aşağıda yazan kısım. Yenilik dediğimiz kısım yukarıda bu yazan kısma deneme diyelim. Nasıl bir stil olacak? Simple mı? Background mu? Bunların hepsini tercih edip deneme yanılmayla görerek yapmanızı tavsiye ederim. Hemen deneme. Bu bir deneme yazısıdır. Update dediğimizde de şu Premium Spot kısmına deneme, bu bir deneme yazısıdır ibaresi gelecek. Aynen. Aynı şekilde buradaki bütün yazıları akordeona tıkladığınızda Heading'de şunu sola taşıyabilirsiniz tutup Short Company'ne şirketimiz hakkında ve bizden daha iyi kimse nakliye yapamaz. Yaptırmayız. Tabi böyle yazmayacaksınız. Müşteri size bir hakkımızda yazısı vermiş olacak. Transport'uma tıkladığınızda üzerine geldiğinizde yine Heading'e işte vizyonumuz ve misyonumuz. Misyonumuz. Kalkıp buraya gene bir açılım yazacaksınız. Buradaki bütün alanları tek tek seçerek değiştirebilirsiniz. Dediğim gibi eğer atıyorum e-ticaret yapmayacaksınız, bir ürün satmıyorsunuz, böyle bir şeyle ihtiyacınız yok. Veya sadece iki seçenek sunacaksınız müşterinize. Bunlardan birini silebilirsiniz. Buradan bir bölü 2'yi seçerek alanı istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Veya direkt olduğu gibi de bırakabilirsiniz. 2 kolonusunu tercih ederim. Bir değişik. Yan yana iki tane seçenek. Hiç kullanmayacaksınız. Komple buradaki bütün boşluklar da dahil olmak üzere her şeyi silmelisiniz veya buradan komple tek tıkla olduğu gibi uçabilirsiniz. Buradaki değişiklikleri yapabilirsiniz. Üzerine tıkladığınız bütün her şeyin yazısını, boyutunu, yüksekliğini, her şeyi değiştirebilirsiniz. Ama yaptığınız değişikliğin kalabilmesi için update'e tıklamanız lazım veya bir şeyi atıyorum burayı yanlışlıkla sildim. Nasıl geri alacağım? Burada geri al var. Geri al'a bastıktan sonra en son yapmış olduğunuz işlem iptal olur ve geriye gelir. Şu an için anlatacaklarım bu temayla ilgili bu kadar arkadaşlar. Eğer detaylı bir sorunuz olursa, bir sıkıntı olursa YouTube videonun altındaki yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.